bugüne bıraktı demiş. O soruyu da soracağım. Tamam. Edat'a. Tabii E-Data geçen haftalarda getirdiği işte bedelsiz haberiyle birlikte biraz hareketlendiğini gördüğümüz yapılardan. Şimdi şuna dikkat etmek lazım. Bizde belirli sektörlerde inanılmaz bir tamah var. Belirli sektörlerde inanılmaz ıskalanıyor. Yani şuna benziyor işte Amerika bundan 10-15 yıl önce enerjiyle dönerken şimdi teknoloji hisseleriyle dönüyor. Biz hala enerji hisseleriyle hareket ediyoruz. Bir zaman sonra mutlaka teknoloji hisseleri bu oyuna katılacak diye düşünüyorum ben. Şimdi burada önemli konu şu. E-Data kaderini yırtmaya ve tekrar yukarı yönlü bir hareketlilik yapmaya çalışıyor. Burada en kritik nokta 6.90 ile 7 arasında bir direnç hattı var. Bunun üzeri geçilmesi lazım. Bu hat bir kırılırsa yukarıda 8 liraya ilk tepki reaksiyon gelecek. 8'in üzerindeki kapanışlarla birlikte de tekrar çift taneli rakamlara doğru bir hareketlilik gelebilir. Ama çok kısa süre içerisinde 7 liranın üzerinde net kapanışlara ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Bizim çok acil şekilde 7 liranın üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var E-Data tarafında. Peki yatırım